Sevgili canlarım, bahçemin çiçeklerimi yerlerine hazırladık. Çok güzel oldu. Böyle tersledik. Tekerleri iki kat yaptım. Bunlar da çok güzel çiçekler oluyor. Çiçeklerimin yerleri, bahçemin yerleri. Benim küçük horozlar da durmadan ötüyor. Lastiklerim çok güzel oldu. Bunlar ikişer tane üst üste koyacak. Çiçekler daha güzel olacak. Baya fırına yakacak çıktı benim o kıyıdan köşeden. Kız ne bağırıp durursunuz bakın. Yaramaz la. Küçük horoz. Ne haberim sana? Sevgili arkadaşlar, bugün bahçemde küçük bir fırın yapıyoruz. Onun temelini atıyoruz. Oğlum yapacak. Ben de size çekebildiğim kadar çekeceğim. Mermer tozuyla, beyaz çimentoyla. Fırınımızın yeri burada. Böyle taşlarını koyduk, yapacağız inşallah. Sevgili canlarım, şimdi daha bir şey görünmüyor ya, biraz yapıncık görünür. Tabandan geliyoruz. Bahçamdaki o şey taşlarla tabanını yapıyoruz. Parke taşlarımız. Bunların altını yapalım, üstünü tuğlayla yapacağız. Hem bu taşlar telef olmayacak. Sevgili canlarım, bayağı göründü bizim şey fırının altı. Burada katmer sacım vardı. Ona iki sıra karşı yürüdüydük. Bu daha iyi olacak diye onu aldık. Yerine bunu yapıyoruz. Katmeri her tarafta yapabilirim.
Bunu bir sıra daha yürüdükten sonra üstüne kalıp çakıp beton atacağız. Çok güzel oldu. İçinde gübreler yapacağım. Peynirli, etli. Lahmacunlar yapacağım inşallah. Allah izin verirse. Çok güzel olacak. Aslında bu fırın bir eve olması gereken bir şey. Çabuk da ya ısınıyor. İçinde yaktığın için ateşi. Biz de oğlumla yapmaya karar verdik. Sevgili canlarım, tavuklarım da iyi oldu. Yerlerinde mutlular. Bura domatesimle biberimin yeriydi. Bol bol tersledik. Bayağı uzun. Bu sene yememize yettiydi. Domatesi, biberi, patlıcanı. Gerçekten harika oldu. Bu yanımda sarmaşıklarımın daha şeyleri duruyor. Diplerini yolu verdim. Buraya da çiçek yeri hazırladık yine. Bunlar da iyice kurusun da telden asır asır veri. Hem belki tohumları da alırım. Tohum çok aldım. Burada bir yeşil sarmaşığım var. Yazmış bu devamlı yeşil kalıyormuş. Buna bayıldım. Bunu çoğaltmak istiyorum. Şu caddeye doğru komple şöyle tellere sardırmak istiyor. Hem yaz kış böyle yemyeşil durduğu için harika. Bu da ayvam. Yaprakları daha iyi bunun. Ceviz döküldü. Cevizde hiç kalmadı yaprak. Sevgili canlarım, benim ceviz kurtlanıyor. Bir fikriniz, bir bilginiz varsa buna ilaç et dediler. Dibine ilaç dök. Olmaz dediler. Döktüm yine kurtlandı. Eğer bir bilginiz varsa yazarsanız çok sevinirim. Nasıl ilaçlayacağım ben bu cevizi? Kara kedi geliyor. Gel pisi pisi. Gel oğlum gel. Buraları yine dağıttık ama fırını yakarsam şuradaki kalabalıklar yanacak. Cevizin kestiğim şeyler, kısa kısa odunlar. Şurada fırınımın talaşı var. Mavi şeyle kapattıklar onlar. Şunlar da yanacak inşallah. Bir gün ekmek yapacağım fırında çeken. Patatesli, acı mayalı. İnşallah. Çıtır bükme yapmak istiyorum. Bayağı güzel oldu. Böyle şeyler elimizdeki malzemelerle canlarım betonla el arabasında karıştırıp attık.
Merhaba canlarım. Bugün bağışlama küçük bir fırın yapıyorduk. Göstermiştim de bana. Biraz ördüydük. Betimimi açtık. Orasını bir şey gösterdim. Şimdi fırını kurduk. Onları döküyoruz. Fırın olacak. Lahmacun pişireceğiz. Etli bir de pişireceğiz. İnşallah. Burada pideler edeceğiz. Bunları topluyor. Onları burada kırarız. Şeyinle, sıvısı. Toplamasız dolu, toplamasız dolu. Maden suyu şişeleri kağıtları da görünüyor. Canlarım, benim öbür fırın somun pişirmek için, ekmek pişirmek için güzel. Böyle 3-5 tane bide gibi yalangı deriz biz, peynirli. Onları pişirmek için de bunlar, bu fırını çok güzel görüyorum ben. Biz de tuğlaları kırdık böyle. Ali ikiye bölü verdi. Daha güzel çevrilir diye. Makineyle orta yerinden bölü verdi. Allah izin verirse inşallah yapacağız. Ben yapan pişiren inşallah nasıl yaptığımı, nasıl olduğunu inşallah isteyenler de yapsın. Gerçekten çok güzel bir şey. Canlarım, bugün fırınımın camını, tuzunu, bir sürü cam kırdık. Onları yaydık. Şimdi de tuzuyla düzleyip taşlarını kovacağız. İnşallah güzel bir fırın olacak. Şu taraflara doğru götür. Öbür fırını başardık. İnşallah bunu da başaracağız. Çok güzel olacak. Bunun daha yakması kolay. Daha 2 tane 3 tane de hemen yapıveriyorsun. Şöyle kıyısından göstereyim. Böyle parke taşlarıyla yaptık tabanını. Üstüne bir sıra beton attıktan sonra bir sıra tuğla koyduk. İçini camına, tuzuna dolduruyoruz canlarım. Böyle yani kolay bir şey. Bu camına tuz ısıyı tutuyor. O yüzden tabanına da tuzuna cam koyuyoruz. En tabana cam. Onun üstüne de böyle bembeyaz tuz yapıyorsunuz. İnan, videoyu izleyerek ben de havaslandım böyle, kendimiz yaparız diye. Ustura şimdi bir sürü para. Tut bakın. Güzel oldu. Şuralara getirme şuraları.
Sevgili canlarım, şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgili canlarım, hoş geldiniz bahçeme. Fırını yapmaya, tuğlaları yürümeye başladık betonun üstüne. Yani taşın üstüne diyin. Şöyle göstereyim. Tuğlaları kırdık. Kırarak tuğla çamuruyla yapıyoruz. Bu da üstünün demiri. İnşallah güzel olacak. Bunlar lav taşı diyorlar. Bunların üstünde ekmek pişermiş. Ondan aldık biz. 3 tane kestirdik. Gayet güzel duruyor. İnşallah ekmeği pişirince size sizinle paylaşacağım. Melen. Horoz. Kış böyle. Hiç yeşil bir şey kalmadı. Bahçemi yine dağıttık. Galip fırını yaptıktan sonra Allah izin verirse buraları toplayacağım. Sevgili arkadaşlar, fırınımız ağır ağır meydana çıkıyor. Küçük fırın. 1, 2, 3, 4, 4. sırayı koyduk. Tuğlayı. Şunu uzaktan çekeyim. Çanağımız da epey var. Tabanı yine parke taşlarıyla güzel oldu, sağlam oldu. Tuğlaları yarım yarım kırarak koyuyoruz. Fırının iç deliği bu, bacası. Güzel oldu. Vallahi kendi işini kendin yapmak güzel bir şey. Yani eğri de olsa, büğrü de olsa kendin yapıyorsun. En güzeli bu. Oğlumla ben çekiyorum, oğlum yapıyor. Şimdi durdurayım bakın. Çok iyi. Sevgili canlarım, bugün cuma gün akşamına fırınımı gece yaptık. Cumartesi yağış var deyince hava durumuna baktık. Şimdi de dışının betonu ne diyoruz? Kamerayı almayı unutmuşsun. Sonra da çıkıp eve gidip almadım. İçini talaşına doldurduk. Üstünü ördük. Talaşı çıkarınca içini de göstereceğim inşallah. Çok güzel oldu. Şimdi böyle önünü falan sardık batmasın diye. Kapısını yaptık. Daha bacası yapılacak. Oğlum yapıyor. Ali ile yapıyoruz.
Ya bir tost balı gibi oldu. Vallahi. Bir de boyuyor canım. Kireçliydi. Çok güzel oldu. Bunu bir karıştıralım. Kırık tuğlan şey tuğlaların altında o gırığın biri. Sevgili canlarım, fırının ağzı duman çıkacak yerini diyen, boğazı diyen, ağzı diyen onu yapıyoruz. Burada bir tarafını bu kadar yaptık. İçini taloş doldurarak 5, 4 sıra, 5 sıra koyduktan sonra taloş doldurdu. Hafif bir tümseklik vererek yuvarlayarak şeyini yaptık. İnşallah bacasını yapıncık işimiz bitecek. Yağmur atıştırıyor. İyi ki gece yapmışsayız toprağına yaptığımız yere. Sabah da böyle mermer kırığı sarı şeyle de sıvadık tozuna. Beyaz çimentoğuna. Bu tarafının tabanında böyle yuvarlayarak şunun önüne yapacağız bacayı. Sevgili canlarım, küçük fırınım bitti. Ali gıylağını böyle betonla yumuşak süngerine şey yapıyor. Harika oldu. İnşallah içinde ekmek pişirecek de gösterdi. Böyle bir tane boru soğuk dağıttık. Yarın içinin taşlarını boşaltırız. Ağzı da böyle dolu. Taşlarla teneke bük bük çevrilsin diye. Bence harika oldu canlarım. İnsan istediğini kendi de neler yapıyor. Biz usta falan değiliz. Yani böyle videoları izleyiz diye yaptık. Uçurdum kağıtı, tuğla bacayı koyuyorum. He, olur işte. Yok yani, kastana gider, çok gider. Çevrelerini bir temizleyeyim bari. Bir iki gündür bununla uğraşıyoruz. Büyük kuranımın içi de yakacağın anda oldu, kağıt. Bahçemdeki sandalyeleri doğru çekiverdik. Bayağı dağıttım ha. Şuna bak. Bunlar inşallah toplanacak. Çok güzel olacak. Benim boyum kadar oldu. Böyle pişireceğiz büdeleri. Ağız açıkları pişireceğim inşallah. Bükmeleri. Sevgili canlarım, Allah izin verirse hepsini ekeceğiz bakalım. Ağzını böyle biraz geniş yaptırdım. Burada da mangal yapmak için, şiş kebap yapmak için çok güzel oldu. Bu da kendi fikrimiz. Vallahi yani neydi? Sana kalsam küçücük yapmayacaktın. Daha doğrusu benim fikrim diyen gali. Küçük olur mu? Burada bir şepit yaptıydım. Katmer şeysi yaptıydık. Onun üstüne ocak yapmaydık. Güzel oldu. Katmeri her yerde yapabilirim.
Ne daşa erir kalıp. Sevgili canlarım. Fırınımızı bir kağıdına yaktık. Çekim yapamadıydık. Şimdi bir tane daha yakam. Çok güzel olacak inşallah. Azıcık azıcık kağıdına yakıyorsunuz. Böyle ilk yaptığınızda sonra oduna geçiyorsunuz. Birden yakarsan iyi olmuyor. Sevgili canlarım. Mustafa, bu fırını izle, bu videoyu. Bak abin bir küçük fırın daha yaptı büyükten sonra. Sen bakalım ne zaman yapacaksın. Bu videoyu atınca ben sana ararım. İzle bunu. Ateşi nasıl çekiyor bana? Çeker. Abim bu da lahmacun fırını. Kapağımız da bu. Ama şimdi şey olur. Çok yanıyor kumayam. Odun bile yandı lan. Şuna bak. Yanar. Bak bak nasıl çekiyor. Şuna biraz yaşardı baya dedim. Ha, su ettirdin mi? Egal ısıyla şey eder. Biraz içi. Isınsın bakalım. Yeter emme. Şimdilik yeter. Vallahi ne konuşan işte. Ekmeği pişirdikten sonra konuşuruz. Sevgili canlarım, o kadar kolay ki hiç korkman, yapın. Çek. Yanına bakın. Daha iyi daha. Ama altı güzel olmuş. Perin aletti koysam şey hani silmedik bu sağlam. Harika oldular da.
Vallahi. Bunu bir tane daha çevirelim. Aa, da güzel kızmış. Kanadını atmasaymışsın bile pişireceğimiş Ali. Hmm. Gerçekten çok güzel oldu. Pişmiş mi? Pişti ya. Sevgili canlarım, gerçekten fırınım harika oldu. Bakın, altı da çok güzel pişti, üstü de. Bu deneme şeyim. Bir yan dakika daha güzel olacak. Oğlumla fırınımızı yaptık. Vallahi başardık. Allah razı olsun oğlumdan. Israrla yapam dedi. Yaptık. Çok güzel oldu. Vallahi hanımla hiç korkmayın. Bahçenize yapın. At kamırı yuvurun, mis gibi edin yiyin. Zor değilmiş. Korka 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 durduk bu yaşacık.